Evet sevgili Kadıköy sokak takipçileri hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Videomuza hoş geldiniz. İnşallah videomuza beğeniyle destek verirsiniz. Abone değilseniz de abone olursunuz İnşallah diyelim arkadaşlar. Fenerbahçe'den Lincoln açıklaması diye başlayalım. Bugün 28 Mart çarşamba ama aslında bu açıklama dün oldu. Fakat önemi yok arkadaşlar. Şimdi sakatlığı bulunan Lincoln Ernike'nin yurt dışında bir operasyon geçirdiğini ve Mustafa Hoca'nın bir duyumunun daha gerçekleştiğini belirtti. Şimdi ee, hatırlarsanız Portekiz'e gidip ameliyat olacak demişti. Fenerbahçe'den geçmiş olsun Lincoln Ernike diye başlayan bir açıklama var. Bu şekilde sürüyor. Profesyonel futbol takım oyuncularımızdan Lincoln Ernike ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle. Bakın kopma değil yaralanması ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle. Burada önemli bir cümle var. Şey var. Yaralaması. Şey yaralanması. Yurt dışına başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz diye. Lincoln'de sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı. Herkese merhaba sevgili Fenerbahçe taraftarı. Biliyorsunuz ki Sevilla maçında aldığım ağır bir Sevilla maçında ağır bir sakatlık yaşadım ve bugün Portekiz'de bir operasyon geçirdim. Yine bildim. Biz profesyonel futbolcularız ve hayatımızda istemesek de böyle zorlu dönemler yaşayabiliyoruz. Daha güçlü döneceğimi ve takımıma yine her zamanki gibi elimden gelen katkıyı yapacağımı biliyorum. Destek mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Şimdi iyileşme ve şampiyonluğu bekleme zamanı diye. Arkadaşlar bakın bir kez daha söylüyorum. Deseniz alttan yazı vererek şey yapayım. Neydi ya? ha. Şimdi isterseniz şöyle alt altyazıya son dakika vererek de şey yapabilirim. Lincoln Henrique normal şartlarda 8 ay sakatlık süresi bekleniliyor. idi. Sonra 6 aya düşürüldü. Sezon kapatılıp olarak düşünüldü. Ee, en son Temmuz ayında sahalara dönmesi planlanıyor denildi. Ancak daha erken lig tamamlanmadan hani sakatlığını atlattı salon çalışmalarına başladı açıklamasını inşallah duyacaksınız arkadaşlar. Bakın bir daha söylüyorum. Lig tamamlanmadan ya da kupa maçı oynanmadan yani Türkiye Ligi'ndeki bütün maçlarımız tamamlanmadan salon çalışmalarına başladı açıklamasını duyacaksınız inşallah. Ha hocam dünkü haberi niye şimdi verdiğin ortaya çıktı diyeceksiniz. Fenerbahçe ile Zenit arasında da bir anlaşma yapıldı. Bir işbirliği. Bunu zaten hepiniz duymuşsunuzdur. Hatta sosyal medyadan da açıklama yapıldı. Erkek futbol Kadın futbol, erkek basketbol, takımlarını kapsayacak 2 yıllık bir proje. Erkek futbol, kadın futbol, erkek basketbol. Şimdi her iki kulüp arasında her yaşta bakın burası çok çok mühim bir yer. Çok çok önemli bir yer. Her yaşta ve branşta hazırlık maçları ile turnuvalar organize edilebilecek. Yani Fenerbahçe atıyorum Zenit'in e katılacağı bir turnuvaya katılabilir. Diyeceksiniz ki ya hocam Rusya Ukrayna olayı malum biz niye bu tarafta yer aldık? Allah aşkına bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bak samimiyetinize dayanarak söylüyorum. Mesela biz Sheffield Sheffield United'la kardeş takımız. Değil mi? Novi Pazar bizim kardeş takım. Galatasaray mesela Monaco kardeş takım. Beşiktaş PAOK'la kardeş takım. Abi yani bakın bunları sayfa sayfa boy boy görürsünüz. Allah rızası için Fransa neyse, Yunanistan neyse, Rusya neyse, Ukrayna o. Oh. Ya bırakın şu demokrasiyi, ama her gün bomba atıyor. Ulan bildiğiniz bilmediğiniz ne dönem dolaplar dönüyor, farkında değil misiniz? Yani Türkiye, işte hiç kimse bizim dostumuz değil. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. İlk depremde İsrail, yani depremde ilk yardımı İsrail ve Yunanistan gönderdi. Sorsam Allahsız kitapsız dersiniz. Sonra sorsam kahrolsun, olsun İsrail dersiniz. Helal olsun İsrail'e. Allah razı olsun adamlardan. Yani helal olsun. Sonuna kadar helal olsun. Sorsam adamlar etmedi küfür bırakmazsınız. Değil mi? Helal olsun. Ben saçma sapan şeylerden bıktım. İsrail hocam Filistin'e bomba atıyor. Ulan ben Filistin'in şimdi tamam din kardeşimiz eyvallah Allah razı olsun şöyle böyle. Lan bir gün bizim bizden tarafta bir hareketini görmedim şahsen ya. Lan nasıl Filistin'miş arkadaş ya. Yani hocam onlar ancak kendilerine yetiyor. Ulan o zaman şimdi şöyle bir şey var. Ali Koç'a mesela kızıyorsunuz ya bir şey oluyor mesela. Ulan diyor. Mesela geçen sene çıktı Ali Koç dedi ki Trabzonspor'u dedi birileri şampiyon yapıyor. Siz ne dediniz ulan sana ne dediniz? Sen de nem alan sus dediniz. Sana mı kaldı doğruları söylemek? Bizimki de o hesap. Size mi kaldı şeyleri söylemek? Ya Rusya ile Ukrayna savaşı. Lan bunların hepsi politik. Yarın bir gün sarmaş dolaş olurlar. Bu sefer kötü İngiltere olur. Bu sefer başkası olur. Geçin. Her iki grup arasında her yaşta her branşta hazırlık turnuvaları. Antrenör değişimi eğitim programlarıyla profesyonellerin eğitimi ve değişimi yapılabilecek. Sonunda, sonunda Fenerbahçe mantıklı bir hamle yaptı. Bakın U19'un başına Zenit U19'unun hocasını getirin. 10 tane 15 tane süperstar çıkarırız. U19'dan 3 tane lan. 4 tane lan. 4 tane 4 tane çocuğu Zenit'e gönderelim. A takımda kiralık olsun. En az 2 tanesi parlar. Bak rastgele. Lan çok mantıklı bir şey yapıldı. Genç oyuncu değişim programları dahil olmak üzere amatör futbolun gelişimi için işbirliği. Yani özel maçta bir araya geldi. Mesela kimse onu konuşulmuyor. Lan Zenit'e neydi ki? Özel maçta bir araya geldi. Bu arada Zenit kendi kasasından ve taraftarından da yardım yapmışsa bunu da birilerinin açıklaması lazım. Yani her yaşta branşta hazırlık maçı, antrenör değişimi, turnuvalar önemli bir partnerlik olarak gördüğümüz kısa, orta ve uzun vadede daha kapsamlı şekilde gelişim göstereceğine ve olumlu yansımalar elde edeceğimize inandığımız bu adamın kulübümüz için faydalı olmasını diliyoruz. Arkadaşlar bizim modelimiz partnerlik modeli. Şöyle anlatayım. Mustafa Hoca diye bir futbolcu var. Aldık bunu. X partner takımımıza verdik. Diyoruz ki ya yıllığını biz ödeyelim. Oynama garantisini al. Ya yıllığını sen öde. istediğin kadar oynat. Ya futbolcunun bonservisini sana verelim. Sonraki satıştan ya da öncelikle alma hakkımız olsun. Ya futbolcu sende dursun. Parasını da biz ödeyelim. Sende de oynasın. Gelişimine katkı da sağla. Satışımızdan sana %5 pay verelim. Gibi tekliflerde bulunuyoruz. Zenit de sınırlı kalmaz inşallah. Bir Pavok da eklenir. Bir Benfica da eklenir inşallah. Yani onu söyleyeyim. Ha, Jorge Jesus başımızda olduğu de hepsi olabilir. Çünkü Jesus bir marka. Julio Cesar, Jorge Jesus, Brezilya gibi şeyleri açıklamış arkadaşlar. Julio Cesar, e, Jesus'un biliyorsunuz Brezilya Milli Takım Teknik Direktörlüğü görüşmeleri falan filan var. Kendisine ait sosyal medya hesabından şu açıklama yapmış. Brezilya Futbol Federasyonu'nun temsilcisi olarak teknik direktör Jorge Jesus ile görüştüğüm yönünde çıkan haberler külliyen yalandır. Ben yıllardır Lisbon'da yaşayan biriyim. Öncelikle federasyondan kimse benden bu yönde herhangi bir yardım veya ara bulacak talebinde bulunmamıştır. Federasyonun bir temsilcisi değilim. Ben sadece Brezilya milli takımda oynamış biriyim. Dış kapının dış mandalıyım diyor. Brezilya'da eski kaleci eğer bir federasyon başkanı Ednaldo Rodriguez herhangi bir durumda benden yardım isterse ederim. Çünkü Brezilya futbolu benim tutkumdur. Şu ana kadar böyle bir şey olmadı demiş. Jorge Jesus çok değer verdiğim biri ve benim arkadaşım. Benfica'da teknik direktörümdü ve kendisiyle harika olan ilişkim devam ediyor demiş. Portekiz basınları rekordun haberine göre hani Brezilya eski futbolcu Julio Cesar, Jesus e, yani Cesar ve Jesus Lisbon'da bir araya gelmişler. Brezilya bir takım teknik direktörü için görüş alışverişinde bulunmuşlar falan filan. Ya, Carlo Ancelotti ismini düşünüyorlar Brezilya'ya. Daha kaç kere söyleyeyim. Jesus'u falan düşünen yok. Haberiniz olsun. Bir de Jesus zor bir adam. Kendisinin de açıklaması var bu arada. Jesus'tan Brezilya için açıklama var. E, Sport TV'ye çıkıp hakkındaki iddialar hakkında konuşmuş. Dünyada Brezilya'ya teknik direktörlük yapmak istemeyen herhangi bir teknik direktör var mı? Benimle kimse görüşmedi. Sözleşme Mayıs ayında bitiyor. Sonra ne olacağını göreceğiz demiş. Sezon bittiğinde harekete geçeceğim. Her zaman böyle yapıyorum. Hemen karar vermiyorum. Türkiye'de kalıp kalmayacağımı göreceksiniz demiş. Bak şu cümle çok kritik. Daha doğrusu cümleler bütünü. Brezilya milli takımına kim teknik direktörlük yapmak istemez ki? Belki Real Madrid'de ya da Barcelona'da çalışıyor olsam bir milli takımın başına geçmek için uygun muyum? Çok az ama bir hipotez olabilir demiş. Hani belki orada kalırım ama sadece şampiyonluk kazanabilecek takımları kabul ederim. Kulüplerimi bu şekilde seçiyorum. Hiçbir şey kazanamayacağım bir kulüpte teknik direktörlük yapmam demiş. Demek ki milyonlar da verseler Galatasaray'a gitmezmiş. <laughs> Tabii işin şakası bunlar. Kariyerimde her şey var. Bir olasılık. Hiçbir şeyi bir kenara bırakamam. Aralarından seçim yapabileceğim birçok şey var. Ve Mayıs ayında sözleşmem bittiğinde ne olacağını göreceğiz demiş. Fenerbahçe ile 54 puan topladı. Yani Galatasaray'ın hemen arkasında takibimizi sürdürüyoruz. İnşallah Allah yar ve yardımcımız olur da şampiyon oluruz. Yani Jesus tamamen şeyi kapatmış. Manchester United'tan Greenwood kararı. Mason Greenwood. Manchester United'ın futbolcusu. Ve Türkiye'den gelen bir teklif olduğunu ama bu teklifi kabul etmediklerini söylemişler arkadaşlar. Yani M-H-Y-B demişler. Ben bunu söylediğim zaman dalga geçiyordu birçok arkadaşımız. Ya bırak Allah'ını seversen şöyle böyle diyeyim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Habere göre Türkiye'den birkaç takım kış transfer döneminde görüşmüş ve bir takımın teklifi kabul edilmemiş. Bu da biziz. 21 yaşındaki futbolcu için Türkiye'den gelen tekliflerin hiçbirini kabul etmemişler. Yani öbürlerinin görüşme ilerletmemişler bile. Son maçına 22 Ocak 2022'de çıkmış. O günden bu yana formasına hasret. Geçen ay beraat etti. Bakın Manchester United altyapısından çıkıyor. A takıma kadar yükseliyor. Ocak 2022'de bir tecavüz iddiasıyla tutuklanıyor. Ardından geçtiğimiz Şubat ayında suçlamalardan beraat ediyor. Diyeceksiniz ki ya hocam bir, bir buçuk senelik bu çocuk işte hapiste, cezaevinde, şurada, burada. Yani akıl var, mantık var. Bu riske nasıl giriyoruz diyeceksiniz. Ben eminim dersiniz. Siz sürekli dersiniz yani bunu yaparsınız. Ben biliyorum sizin. Şimdi Dısan geçtiğimiz haftalarda 21 yaşındaki futbolcunun beraat ettikten sonra takımının teknik direktörü Erik Ten Hag'la görüşerek takıma geri dönmek istediğini söylemiş. Ancak 21 yaşındaki oyuncunun kulüpteki durumu belirsizmiş. 2025'e kadar sözleşmesi var. 129 maça çıkmış. 35 gol 12 asist yapmış. Şimdi bu habere bakıp diyeceksiniz ki ya hocam her şey olumsuz. Değil. Futbolcunun Transfer market piyasa değeri kaldırılmış. Birçok tepki var. Bu futbolcuya yeni bir başlangıç lazım. Ya futbolu tamamen bırakacak ya da yeni bir başlangıç lazım. Yaşı daha 21. Bakın Jesus manyak bir adam. Böyle bir manyak futbolcu da istiyor. Ben size şunu söyleyeyim mi? butun gelme ihtimali var arkadaşlar. %1 bile olsa var ama futbolu bırakma ihtimali de var. Hani Manchester United'da devam edip mesela atıyorum kafadan U23'te hani U21'de şurada burada oynar falan diyeceksiniz. Bu çocuğun bir gelişimsel bir süreci var. Yani atlatması gereken bir süreç var önünde. Bu süreçte affedilebilir, olaylar unutulabilir, kapatılabilir, ne bileyim başka bir iyi bir olayla gündeme gelip aa bak tamamen düzelmiş dedirtilebilir ama şu bir gerçek. Allah kimsenin başına vermesin. Yani iftira da olabilir. Çocuk gerçekten şeyler yapmış, araya birilerini de sokmuşlar da olabilir. Yani bizim ülkede genelde öyle oluyor. Mesela zengin çocuğuysan araya birileri illaki giriyor bir şekilde. Fakir çocuğuysan da Allah yardımcın olsun. Yani uzun lafın kısası devre arasında göndermediler diyor. Ama göndermemelerinin sebebi şu. Fenerbahçe ölücüydü ölü fiyatına istedi. O yüzden göndermediler. 50 mi olur yazın belki bir görüşme daha yapılır. Bir şeyler olabilir. Ama bu çocuğun kendine gelmesi rahatlıkla bir 6 ayı bulur. Yani keşke devre arasında biz bir şekilde alsaydık. Alabilseydik verselerdi. Emin olun Eylül'e Ekim'e bir starımız olurdu. Yani Arda Güler merkezde sağda Greenwood. Göndermezsek Ferdi sağ bekte. Belki Osterwold o zamana coşar sol bekte. Müthiş bir Skeletimiz müthiş bir kadromuz olurdu ama nasip. Şu an için ben size bir şey söyleyeyim. Şu an Greenwood'dan daha e, ihtimalli bir isim var arkadaşlar. Hepiniz hatta hiçbiriniz inanmayacaksınız ama Hakim Ziyek. Bu ismin üstüne düşün. Bak ben bu isimle ilgili size bol bol video çekeceğim gibi geliyor. Önemsemiyorsunuz, olmaz diyorsunuz. Ama çok yakında algılarınızı kırabilirim düşüncelerinizi bertaraf edebilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.